Güzel bir cuma sabahı. Saat 7.30 civarı. Dün yorulmuştum. Zaten hala jet lag var. O hala bu resort, o bungalow otelde kalıyoruz. Şurada otelimiz. Dün akşama kadar parti oldu. Leyla'ya kek getirdiler tekrar. Happy birthday oldu. Kamerayı almadım yanıma. Unuttuk, kanal satayım. Çekemedim o an ama arkadaşlar çekti. Kapışın. Bunlar bizim elemanlar. Güzel, çok güzel ya. Hava da çok güzel. Bu Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart çok güzel oluyor şeyde, Tayland'da. Bizim baharımız gibi. 25, 26, 27 civarı. Sıcak değil yani. Çok sıcak değil. Ilık. Müthiş. Sawadee kap. How are you, brother? Did you have breakfast? Yes. Oh, okay. Is breakfast? Breakfast, yeah, okay, we're going now. Yeah. Okay. In car. Good morning. Hello, baby, how are you? Whiskey. Hey, whiskey. Whiskey. In the morning. Thailand, oh my Thailand, god. Thailand. Oh my, you crazy, man. Thailand. Whiskey. Hey, whiskey in the morning. Happy, happy. happy. Thailand always happy. I know, I'm happy too. Friday. Oh, Friday, okay. Friday. Beautiful. Happy Friday. Happy every day, happy in Thailand. Every day happy. Hey. Yeah. No more. Yeah. Culture. Thailand culture. Yeah, happy. But not whiskey in the morning. Whiskey in the morning. Sabah sabah içiyorlar ya. Yetişirdik, kahvaltı yapalım. Leyla'yı bekliyorum. Hepsi bunlar. Leyla geliyor. Bunlar bizim elemanlar. Sawadee kap everyone. Sawadee kap. Yeah. Okay. Hello. Oh. The best dancer. Sabah sabah viski içiyorlar ya. Viski. Viski. normal people drink coffee in the morning. Coffee? Huh? In the morning coffee. Oh. You whiskey. 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 Allah. Oh. Oh my god. Yamyam ya. Bobby. You look very sexy. Yeah, baby. Odalarımızı gideceğiz. Oranın da şelaleye gideceğiz. Gece bir sapınak. Orada şelaleye gideceğiz. Sabah sabah ya, öbür çocuk da geldi. Oh my god dedim. Orası şaşırıyor. Viskiye. Onların normal sabah sabah viski içiyorlar ya. Hem de İsan viski. %40 alkohol. Deli bunlar ya. Vallahi deli. Resort Hotel'den çıktık şimdi. Mekong River'a geldik. Koh Chiam diye bir yer. Kong Chiam. Bu da Wat Kong Chiam. Bu tapınağı. Buraya sık sık geliyoruz. Mekong nehri bu. Renk, değişik renkler oluyor bu nehrin. Görüyor musunuz büyüklerin nehri? Saat herhalde 9.30 civarı ya da 10.
çok güzel, sakin. Bakar mısınız yeşilliğe? Sonsuz yeşillik. Tayland'ın bu tarafı dağlık. Doğunun doğusu, en doğusu. Bir de kuzey, batı, oraları dağlık. Ortası boş, bizim yaşadığımız şehirden Bangkok'a kadar dümdüz. Burası tam bu Laos sınırına yakın dağlık. Laos ve Kamboçya sınırına yakın dağlık. Güzel bir tapınak. Tam bu Mekong River'ın yanındayız. Şöyle renk oluyor. İki renkli bir nehir bu. Burada rahiplerle konuştuk. Şurada dua ettik. Tabii Leyla ediyor zaten. Tipik bir tapınak. Şöyle göstereyim burayı. Benim. Şöyle bakın. Evet. Gel Leyla. Okay. Evet, dediğin gibi iki renkli nehirde geçiyor. Turkalarıyla. Şöyle. Mekong Nehri. Üç ülkeden geçiyor. Tayland, Laos, Vietnam. Pardon, Türkiye, Kamboçya dahil. Evet. Eski bir tapınağa geldik. Şuradan başladık, şöyle şuradan. İsmi Mucizeler Tapınağı. Eski bir tapınak. Tam dağların tepesine gittik. O dağın tepesine tapınak yapmışlar. Oranın altı. Bizim yerde batan sarayı gibi. Su sesleri geliyor. Ve nemli, ıslak. Dikkatli olmak lazım kırılmamak için. Evet, ileri devam ediyor. Sesleri geliyor. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Burada bir şeyler var. Göremiyorum. Burada sular mı görüyor? There is a water but I don't know what it is. Geldik buraya. Evet, burası Mucizeler Tapınağı. Tam dağın altında. Dağ değil yani burası. Mağara.
Var evet. İçeri girdik şimdi. Evet, birkaç ziyaretçi var. Acayip bir yoldan geldik. Yol değildi zaten. Bu bir mağara. Mağaranın altına tapınak kurmuşlar. Sinek. Evet. So everyone, be careful. Bir yılan varmış. Biz de bakıyoruz. Heh, daha iyi. Çocuklar, kızlar uyardı bizi. Bir tane yılan orada. Evet. Evet geldik buraya. Evet. Olabilir. Evet. Nerede? Selekte. Yılan varmış da ben niye göremiyorum ya? Hı? Kan. Ha burada ufak. Ha, bir rengi beyaz. Onun için göremiyorum. Evet değişik. Çok değişik bir tabak. Aa bu da. Mağarada. Çok yüksek bir mağarada tapınak kurmuşlar. Leyla da yeni gelenleri uyarıyor, yılan var diye. Neyse duamızı yaptık. Hayırlı olsun. Mucizeler tapınağı. Dikkatli uyuyorum, yılanlar çıkabilir. Evimizden bayağı uzaklaştık. 200 kilometre kuzeye doğru gittik dünden beri. Dün Leyla'nın doğum günü kutlandı. Çok güzel geçti. Ondan sonra da bugün de Koçyam diye benim bir kongremin yanına geldik. Oradan da burada bir tapınak var dedi. Mucize tapınağı. O da bilmiyor. Gelmek istiyor. Doğalır kabul olsun diye. Hadi gel gidelim dedik. Geldik öyle. Oradan da waterfall'a, şelalelere gideceğiz. Bu yılanlara bakıyorum ben de. Şurada yılan figürü var zaten. Beyaz yılan. Demin de gördük bir yılan beyazı. Tam beyaz yedi yani sarı gibi. Ondan sonra bugün öyle gidecek. Bu akşam da orada kalacağız. Şelalenin oradan da evimize gideceğiz. Geldiğimden beri Avustralya'dan istirahat edemedim. Gezme tozma bitmiyor. Mecbur. Onun tatil oldu mu? Doğum gününe izin alıyor. İş yerindeki arkadaşları da bugün hepsi izin aldılar. İki gün. Perşembe, Cuma. Ev koruma evinde kadın ve çocuk kalmadı. Herkesi başka yuvalara verdiler. Onun için iki gün böyle istirahat aldılar kendileri. Leyla'nın doğumunda bahane oldu. Bir de öbür adam da başka yere tayin çıktı. İkisini bir kutlamaya karar verdiler. Değişik oldu, iyi oldu. Ben de oraya denk geldim. We can other past. If you walk there, we can see our past. Similar. So they cross, they don't want people go there. Some people go there, they don't cannot come back. Come back, really? Yeah, so they take time to find them. But finally they found. Yeah.
Anladınız mı? Bu geçmişe giden bir köprüymüş şunun altı. Kapatmışlar sonra. Birkaç kişi geri dönmemiş. Geçmişini görüyor musun şu kapının arkasında? Geçmişine gidiyor musun? Çünkü bu da reenkarnasyonuna inanılıyor. Karma inanılıyor. Tekrar tekrar dünyaya gelmeye inanılıyor. Evet. To get to the magic. İnsanlar sudan duş alıyormuş üzerine, bizim abdest gibi kötü bilgilerden kurtulmak için de şuraya para koyuyorlar, şansını getirsin diye. Evet, bu eski tapınak. Şimdi mağaradaydık. Buranın altı. Merdivenler yordum aldı. Kamera da bakar mısınız? Toyota 6000. Böyle eski. Bu kubbeyi ve budaları yolda gördük Taltepe'ye çıkarken. Tam can görmesinde inanır mısınız? Tam bu dağ tepesine tapınak kurmuşlar. Bu tapınağın ismi dediğim gibi Mucizeler Tapınağı. Bu eski bir kralları Don Kişot'a benzettim. Tahta kaplama mı? Tahta yapıyorlar. İçeriye giremeyeceğiz. Dışarıdan bakalım. Bu şeylere nasıl gidiyor acaba? Hele hafta bir abi kan gode. Dese bu da da. Evet, tadilat herhalde. İçeri giremiyoruz. Ama işe giren var. Tadilat yapıyorlar. Yeah. Evet, tadilat var. Çünkü çalışanlar var. Tell about the story about Buddha. Mm-hmm. When Buddha born, die until he died. Buddha.
işlemeler, kazımalar. Buranın doğumundan ölümüne kadar olan hikayeleri kazımışlar buraya. Uzun hikaye. Ben çok iyi bilmesem de öylesini biliyorum yani. 2650 senesinde Hindistan'ın kuzey doğusunda doğuyor bir prens. Çok zenginlik içinde büyüyor. Ama mutlu değil. Sonra dışarı çıkıyor. İnsanlar çok fakir. Sebebini, hayatın sebebini, acıların sebebini çözmeye çalışıyor. Neyse uzun hikaye o. Çok güzel burada. Buraya bakar mısınız? Sanırım babası izin vermiyor. Bulu çağına kadar sarayda yaşıyor. Dışarı görmek istiyor. Bir çıkıyor ki işler acısı. Kendisi zenginlik içinde yaşıyor. Muhteşem bir hayat. Ama dışarıdaki acıyı görüyor. Kendi hayatının hayatı gerçek değil ama gerçek hayat dışarıda. Sonra işte öğretiler başlıyor kendi kendine. Fikirler üretiyor. Hayatı çözmeye. Ve birincisi diyor, hayat diyor, acı çekmek diyor. Bundan sonra diyor, acıları çözmeye çalışıyor. Acıların sebebini, bağımlılıklarımız diyor. İsteklerimiz, arzularımız. Sonu bitmeyen bağımlılıklar, istekler, arzular. Biz acı veriyor diyor. Elimizdeki yetinmiyoruz. Bu aşırı hırs isteme bize acılar veriyor diyor. Zaten hayat acı diyor. Bir de insan daha acı hale getiriyor bunu diyor. Onun için bu Buda'ya tapanlar, monklar üzerinde bir tane göğüs parçası. Ayaklarında bazen gelirler bazen gitmezler. Bir ömür boyu ufak bir pirinçten hayattan ima ederler. Mutlular herhalde. O da bilmiyorum. Mutluluk bir kavram. Gerçek değil. Gerçek olan hayatından memnun olabilmek. Yeterli olduğuna inanmak. Mükemmel. Mükemmeliyetçilik. Mükemmel bir hayat. O da gerçek değil. O da bir kavram. Ne kimse mutluluğun tarifini yapabildi. Ne mükemmeliyetin tarifini yapabildi şu hayatta. Bunlar bizim yarattığımız kavramlar. Hayatın gerçekleri değil. Hayatın gerçeği. İhtiyacımız olanı karşılamak. İhtiyacımızdan fazlasını, fazla olduğunu bilmek. Ve acılardan mümkün olduğu kadar kaçabilmek. Kaçamıyorsak kabul etmek. İşin sırrını kabul etmek. Kabul edilmeyeni kabul etmek.